Evet, Çin. Kapalı kutu açıldı. İçinden Çin'in stres bolları, meşhur Yin ve Yang felsefesiyle çıktı. Siyah, beyaz, kadın, erkek, iyi, kötü, yani her karşı tarafın içinde öbüründe barındırması felsefesine dayanır. Çin'in ta hanedanlık döneminden kalma, Ming, Qing, Yuan filan hanedanlığının eserlerinden biri. Evet, kapalı kutu açıldı dedik. Şu an Çin artık sadece dünya ekonomisine yön veren her şeyin üretildiği bir ülke değil. Ayrıca turizmiyle de bilhassa büyük şehirleri Şanghay, Guilin'le, Beijing, Xi'an'la ve daha sonra Güneydoğu limanları Hong Kong, Macau'yla dünyanın en fazla turist çeken ülkelerinden biri de oldu. Aynı zamanda uyandı. Ne yenir ne içilir, Çin yemeği seviyorsanız zaten mesele yok. Son derece güzel Çin yemekleri, kızartmasıyla, buğulamasıyla, fırındasıyla, ızgarasıyla var. Biliyorsunuz Çin yemeklerinde sadece bir tek et gelmez, her zaman yanında sebzesi de gelir. Buğulama mesela balığın muhakkak üstünde, işte soya fasulyesinden, brokolisine hep bir şekilde karışıktır. Tadı madı değil de daha çok kokusu bizim Türk gruplarımızın pek sevmediği olay. Çok kokuyor, ne yağ kullanıyorlar bunları. Tamam, o zaman aklınıza gelen her türlü Avrupa'yı, Amerikanvari mutfakta var. Çabuk yemek için McDonald's'ından Burger King'ine hepsi var. Türk mutfağı kebap falan pek o kadar fazla yok. Ne yapıyoruz? En kebaba uygun Mongolian barbecue denilen Moğol ızgarası, böyle sinirlerin üzerinde çabuk pişen Moğol ızgarası olayı var. Onu tercih ediyoruz. Yani yemek konusunda pek kimse şikayet etmiyor. Sadece sokaklarda yemek satılırken biraz o ilk harlan kızartma, bir de monosodyum glutamat, yani aslında uygar dünyada yasaklanmış bir tatlandırıcı katarlar içine. O ilk döküldüğünde kızgın yağ, kimyasal bir şey olduğu için parlar böyle. Hakikaten genizleri yakan bir koku çıkar. O pek kimsenin hoşuna gitmez. Normalde de gitmemesi lazım çünkü bütün dünya yasakladı bunu. Çin ama yasaklı ülkesi olduğu için zaten takmaz kimse. Kanserojen, manserojen yenir. O yüzden o tür mutfakları zaten önermiyoruz kimseye. Lokantaları tercih edin. Ne mideniz bozulur, ne fiyat olarak çok pahalı, memnun kalırsınız sonuçta. Çin'de alışveriş imkanı çok zengin. Silk Market denilen mesela Beijing'de çok katlı, içinde eskiden ipek pazarı iken şu an ipeğinden elektroniğine, bavulundan oyuncağına, sahte saatinden cüzdanına, ne bileyim işte kaleminden, yani her şeyi bulabileceğiniz yerler vardır. Dikkatli olmakta fayda vardır. Bu işi bilen rehberlerin sizlere söylediği, tavsiye ettiği yerlerden pazarlık en iyi fiyatı almış olsanız bile deneyerek almakta fayda vardır. Şimdi ipek şalın, yani kazıklansanız ne olacak? İpek olmayabilir en kötü ihtimal. Ama elektronik konusunda çalışmazsa bütün paranız boşa gider. Ki bu benim bilfiil kendi başıma gelmiştir. Yani cin insanlardır Çinliler. Bizim kapalı çarşı esnafından çok daha kazıklamaya yönelik maalesef satış taktikleri vardır. Dikkatli olmakta fayda var. Devlet mağazasından mümkünse garantili mal almakta fayda var. Bilhassa elektronik konusunda. Bu Beijing için de geçerlidir, Şanghay için de geçerlidir. Aşağıda Hong Kong veya Macau, bunların hepsi için, Çinli asıllı insanların yaşadığı tüm yerler için geçerlidir. Hatıra eşyası deyince porselaninden, işte demin gösterdiğim bu stres toplarına, alternatif Çin tıbbı haplarından, ne bileyim masaj yapan ayağa böyle yürüdükçe, bastıkça masaj yapan terliklerine çok fazla alternatif vardır. Fiyatları da göreceli olarak bizlerden ucuzdur. Yani menşerdir. Belirli caddelerinde mesela Nanking Road dediğimiz Şanghay'da yaya caddesinde. Zaten böyle en az 2 saatlik falan boş zamanlar verdiğimizde herkes kendine uygun. En ufak mıknatısından büyük elektroniğine her bir şey bulabilir. Çin'de nerelerde kalırız? Genelde Çin kadar büyük ülkelerin, Şanghay, Beijing gibi 10 milyonlarca insanların yaşadığı şehirlerin hepsinde şehir merkezi otellerini tercih ediyoruz.
İşte Great Wall Sheraton olur. Lufthansa Kempinski Center'a yakın oteller olur. Bildiğimiz tüm otellerin zincirleri var. Hem Şanghay'da hem Beijing'de, tüm gittiğimiz şehirlerde. Fiyatlar çok ucuz değil. Çünkü artık Çin turistten çok iş adamı çeken bir ülkeye dönüştü ve iş adamları da zaten şirket ödediği için yani kaç para olursa olsun veriyorlar. Uçaklarda yer bulmakta sorun, otellerde yer bulmak, hele de ucuz fiyattan bulmak ayrı bir sorun. Hele de Çin yılbaşısı veya işte bizim normal yılbaşımız falan gibi dönemlerde Çin turları çok ucuz fiyatlara çıkamıyor. Ama bir yandan da demin de dediğim gibi yani bütün 5 yıldızlı otel zincirlerinin hepsinin temsilcilikleri var. 5 yıldız dilde 4 yıldız isterseniz o da var. 3 yıldızda falan o tür ülkelerde geçmemenizi tavsiye edeceğim. Minimum 4 veya 5 yıldızdan şaşırmakta fayda var.